Herkese bir yeni videomuzdan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle deniz serüveni etkinliğini inceleyeceğiz. Daha önceden kısa bir inceleme videosu çekmiştik. Daha sonrasında bu etkinliğe değişiklikler geldi. Önceki etkinlikte. Bu etkinlikte de size detaylı şekilde anlatayım dedim. Şimdi videoyu 3 güne yaymam gerekiyor aslında. 3 güne yaydığım zaman tam detaylı olacaktır ancak şimdi 3 güne yaydığım zaman da siz bu etkinlikten herhangi bir şekilde faydalanamayacaksınız. Ben bildiklerimi anlatayım en azından şimdilik. En azından kullanmak isteyen arkadaşlar da bu taktiklerle ilerleyebilirler. Etkinliği anlatmadan önce bildiğiniz üzere arkadaşlar şu anda önceki videoda da söylediğim gibi 976 aboneyiz şu anda. Son 24 abonemiz kaldı 1000 abone için. 1000 abone için bana destek olabilirseniz videoyu beğenip kanala da abone olursanız çok sevinirim. Bunun haricinde videoya geçelim şu anda. Şimdi deniz serüveni etkinliğine girdiğinizde bildiğiniz gibi ilk başta sizden bir tane liman seçmenizi istiyor. Biz genel olarak Gelibolu limanını seçiyoruz. Şu anda istila puanında da zaten birinci sıradayız gördüğünüz gibi. En fazla bu limanda ticaret yapan kişileriz. Bu puan nasıl ilerliyor? Şimdi her limana girdiğinizde şurada görevler var gördüğünüz gibi. Buradan girip bir tane görev alıyorsunuz. Ve bu görevleri tamamladığınız zaman bu limanda geri verdiğinizde size burada puan olarak etkiliyor. Şöyle bir bakalım. Bir tane görev aldık zaten 4 korsan gemisi için. Şimdi buradan yolculuğa başlayacağım. Bütün haklarınızı burada ilk günden kullanmıyorsunuz bu arada. Bilginiz olsun. Şuradan hemen biz malzemeleri alalım. Şu an bütün malzemeleri vermeyecek zaten. Alabildiğimiz malzemeyi alıyoruz. Buradan yolculuğa çık diyoruz. 10 enerjiyle en yakın gidebildiğim kar oranı en yüksek liman Venedik mesela. Venedik'e gidelim şu anda. 4 tane korsan gemisi bu arada almam gerekiyor. Şimdi ilerliyoruz. Birinci seviye olduğumuz için çok fazla gemilerimiz iyi vurmuyor aslında. Ama kendi DG'miz de iyi olduğu için bizi götürecektir Venedik limanına kadar. Evet, bunu da aldık. Evet, şu anda bir ticaret gemisiyle karşılaştık mesela. Ticaret gemileri bayağı karlı şeyler arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Limanda satacağınızdan çok daha fazla kar getirir bunlar. 3540'tan satıyoruz. Buradan satıyorum bunu. Bunun üstüne buradan yeni malzeme alacağım. En pahalı malzemeleri alacağım. Çünkü bana iki taneden fazla vermiyor gördüğünüz gibi. En pahalı malzemeleri alacağım. Devam edeceğim. Şuraya geldik. Hemen çarşıya giriyoruz. Bunları satıyoruz tekrardan burada. Evet. Buradan daha sonrasında malzemelerimizi alıyoruz. Şu anda bütün limanlarda hiçbirinde refah olmadığı için zaten bir şey vermiyor. Buradan da ödülleri toplayabiliyoruz. Güzel ödülleri var bu etkinliğin. Şimdi Gelibolu limanına tekrardan döneceğim. Çünkü birlik olarak biz Gelibolu limanını kullanacağız. Kendi bütün birlik arkadaşlarıma da ben zaten bununla ilgili mesaj olarak da geçtim. Birliğe de yazdım. Herkes Gelibolu limanından görev alıp daha sonrasında görevleri Gelibolu limanına teslim ediyor ilk gün için. Eğer aktif bir birliğiniz varsa iki tane de liman almayı da düşünebilirsiniz. Bu kıyı için verilen ödüller bence alınmaması gereken ödüller. Yani benim için değmez açıkçası. Hemen buradan şey yapıyoruz. Görevimizi tamamlayalım. 4 korsan gemisi 300 puan veriyordu zaten. Şu gemiye de vuralım. Yeni açılan sunucularda bu kadar fazla gemi almayabilirsiniz bu arada. Hani sıkıntı yaratabilir size. Şu anda 900 puan istila puanımız var. Ben bunu teslim ettim. Daha sonrasında buradan bir görev daha alacağım ben. Kaçmış. 20.000 deniz sikkesi kazan diyor mesela. 20.000 deniz sikkesi kazanmak şu anda çok zor arkadaşlar. Hani daha başlarındayız. O yüzden 300 puan verip ben bu görevi değiştireceğim buradan. En azından size de göstermiş olalım. 10.000 deniz sikkesi kazan. Bunu da değiştireceğim. Farklı bir görev gelsin diye uğraşıyorum şu anda. Roma Limanı'na yolculuk gerçekleştirin diyor. Roma Limanı bizden kaç şey istiyor? Ona bir bakalım öncelikle. Şimdi Roma Limanı 14 enerji istiyormuş. Peki kaç puan veriyor bize? 280 puan, güzel puan veriyor. Roma Limanı'na bir defa gidip gelirim. Hiç sıkıntı değil. Görevi kabul ediyorum. Çarşıya giriyorum. Satıyorum malzemeleri diğer limandan aldığım. Satın al deyip şunları yapacağım. Şimdi gemim artık geliştirilebiliyor. Belli bir kar elde ettiğim için. Buradan direkt ticari başarıdan alalım ödülümüzü. Nereye gidecektik? Roma Limanı'na gidecektik. Buradan Roma Limanı'na bir geçelim hemen. Kar olarak verdiğine bakmıyorum. Çünkü şu andaki verdiği karlar zaten çok düşük. Hani o yüzden şu anda da hakları kullanmanın zaten bir gereği yok. Roma Limanı'na geçiyorum.
İlk başlarda bir limanı istila ettiğinizde diğer birlikler çok fazla uğraşmıyor. Bakıyor hani siz buraya yüklenmişsiniz zaten. Orada yarışmak çok mantıklı gelmiyor diğer birliklere. Bu yüzden ilk başta gideceğiniz limanı seçmeniz gerekiyor. Yoksa problem yaşarsınız. Şimdi 14 taktık bir yere gidiyoruz mesela. Genel olarak sıkıntısı 600 canımız olduğu için biraz sıkıntı yaratabilir bize giderken. Ama dediğim gibi kendi DG'miz yüksek olduğu için bizi kurtarıyor şu anda. İşte bir korsan gemisi çıkarsa elit bizi bitirebilirdi burada. Şimdi burada önemli olan şey ne? Şuradaki o limanda aldığınız eşyalarla şimdi sat diyoruz mesela. Bu eşyalar şurada eğer olsaydı çok yüksek puanlar gidecekti bizden. İşte 1100 karla sattık bunu. 840 karla satıyorduk mesela limana ilk çıkarken görmüştük. Şuradan 247'lik iki tanesini aldım ben. Satın al diyorum. Üçüncüyü alabilecek mi? Üçüncüyü de veriyor şu anda. Dördüncüyü vermez artık herhalde. Aynen. Gemimizin seviyesi düşük olduğu için vermiyor onları tabii ki. Şimdi geldik buraya. Çarşısına giriyoruz. Bunların hepsini seç. Tıklı olduğu için zaten hepsini otomatik olarak satıyor. Şimdi satın al diyorum. İki tane alabiliyorum ama şu anda hala. Bu yüzden benim için önemli değil şu anda bu. Buradan tekrardan biz Gelibolu limanına geri dönüyoruz arkadaşlar. En düşük kar veren liman ama dediğim gibi 1070 kar veriyormuş. Ticaret gemisiyle karşılaşırsak aradaki farkı da görmüş oluruz en azından. Gelibolu limanına geri döndüğümde ben şuradaki görevi tamamlayacağım. Ve o limanı almamdaki puanımızı artıracak bizim. Ticaret gemisi 1070 puan kazanıyorduk. Şimdi öncelikle şu malzemelerle elimizdeki malzemelere bir bakalım. Eşleşen var mı? Eşleşen yok. Bunları satıyorum. Satın al da şu üçünü satın alacağım. Dördüncüyü vermiyor zaten. Hatta şunu iptal edelim. Şu daha pahalı. Çünkü 198'in 155'i daha fazla paraydı 165'ten. O yüzden bunu alıyorum. Ticaret gemisinden çıktık. Korsan gemisini aldık. Evet, tekrardan Gelibolu limanına geldiğimizde gördüğünüz gibi görevimiz zaten tamamlandı şu anda. Buradan gördüğünüz gibi istila puanımız 2280'e çıktı bizim şu anda. Şimdi şu davet et kısmına bir tıklayalım. Arkadaşlar limanlar arası giderken burada gördüğünüz gibi Serhat Adası denen şeylere rastlayabiliyorsunuz. Ve arkadaşlarınızı da davet edebiliyorsunuz. Hemen bir bakalım neymiş bu en azından bir de görelim. Geldiğinizde 9 adet puslu bölge var. Bunları açarak buralardan paylar ya da sikkeler kazanabiliyorsunuz. Mesela 2 itibar sikke aldık. Pay aldık. Yine pay aldık. Sikke. Süper pay aldık. 2 tane çok güzel. Sikke sikke ve pay. Gördüğünüz gibi şu anda buradan 10 adet paye, yok 8 adet paye, 2 adet süper paye, 428 de deniz sikkesi aldık. Gayet karlı bir şey oldu bizim için. Çarşıya geliyorum hemen. Şunları satacağım. Daha sonrasında satın al kısmından devam edeceğim ama dediğim gibi refah olmadığı için şu anda şeylerde limanlarda ikişer parça alabiliyoruz sadece. Satın al diyorum. Buradan yolculuğa çıkıyorum. Benim için Venedik Limanı en güvenli limandır şu anda. Buradan Venedik Limanı'na geçelim hemen. Bunu da gösterelim. Daha sonra geri kalan detayları söyleyeceğim sizlere. Bu arada Gelibolu limanındaysanız Venedik limanına giderken daha fazla ticaret gemisine rastlayabiliyorsunuz. İskenderiye giderken o kadar ticaret gemisi denk gelmiyor. Bilginiz olsun. İskenderiye limanında bir şey var. Bir gariplik var. Onu bilemiyorum neden olduğunu. Mesela 4 tane korsan gemisine denk geldik. Genelde 2 falan denk gelebiliyorsunuz. İskenderiye'yi seçiyorsanız buradan. Venedik limanı. Zümrüt Anka burayı almış mesela. 300 istila puanları var. Aslında burayı da alabiliriz yani biz kendi açımızdan düşünürsek. Çarşıya geldim. Bunları satıyorum. Ama yanlış yaptık ya. 10.000 sikke görevini almayacaktık. Çünkü şu anda şeylerin değeri çok düşük olduğu için fiyatlar sürekli güncellenebiliyor. 4.900 mesela çok şeyde kaldık. Uçta kaldık. Buradan gelip onun bu kadar düşük kar veriyor olması biraz kötü. Yolculuğa çık diyelim. Yolculuğa çık diyorum. Gelibolu Limanı diyorum. Devam ediyorum. Dediğim gibi şu anda kar odaklı oynamıyoruz. Minuslardan %10 geldi güzel.
Bir ticaret gemisine ihtiyacımız olacak. Ticaret gemisi gelirse 10 bini bize tamamlatır ama diğer türlü gördüğünüz gibi bir tane geldi mesela gemi şu anda. Çarşıya geldik. Şunları aldık. 470. Bunları yine alıyoruz bu şekilde. 8300'e kaldı. Bir kez daha gidip gelmemiz gerekecek mesela. Arkadaşlarınız da bu şekilde altı denedikleri gemiler için sizlerden yardım istiyorlar zaten. Burada bildiğinizin hangi limanlara ne harcadığını görmek istiyorsanız da şuraya basıyorsunuz. Geliyorsunuz mesela. 3060 istila puanı yapılmış mesela bu limanda. Gelibolu limanında. En fazla yapan kişileri buradan görebiliyorsunuz. Şuradan diğer limanlara basarsanız arkadaşlarınızın başka limanlarda da görev alıp almadığını görebilirsiniz. Mesela İskenderiye gidip 500, 3. sırada olduğumuzu görebiliyorsunuz. 500'lük bir tane şey yapılmış, istila yapılmış. Gelibolu'da 3060'ta birinciyiz. Cezayir'de dördüncüyüz. Tanca'da ikinciyiz mesela. Tanca'dan görev alıp veren olmuş. Hani dediğim gibi mesela Gelibolu'yu aldığımız için bize 10 enerjiyle gidebildiğimiz yerler. Mesela İskenderiye'yi de alabiliriz. İskenderiye almak mantıklı olabilir. Eğer aktiflik olacaksa. Tanca Limanı çok uzak mesela. Bu iki liman almak çok mantıklı olmayacaktır bizim açımızdan. Diğer limanları hiç kullanmamışız bile zaten şu anda. Onun haricinde istila 35 saat, 36 saat toplamda süresi var. 36 saat boyunca en fazla burada istila puanına ulaşan birlik bu limanı fethetmiş oluyor. Daha sonrasında katkı süresi başlıyor. Limanlara katkı yapıyorsunuz. Yaptığınız bu katkılar size saatlik olarak vergi üzerinden dönüş yapıyor. Bununla ilgili zaten Can'da bir video çekmişti. Hani oradan da incelemek isteyen arkadaşlar kontrolünü yapabilirler. Nasıl hesaplandığına dair. Her saat için o limanı kullanan kişilerden aldığı vergi de sizlere ödül dağıtıyor diyebilirim. Bir de bu limanlara yaptığınız katkıların %80'ini etkinlik bitiminde tekrardan geri alıyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde şurada serüven kartı var. Belli bir sikkeye ulaştıkça buralardan zaten ödül alıyorsunuz. Bu hemen hemen her etkinlikte gene bulunuyor. Bu ödüllerin tamamını zaten etkinlik sonuna kadar rahat bir şekilde almış olursunuz. İlave kompartıman eğer gerçekten birinciliği oynuyorsanız kullanılabilir. Yani paket fiyatı ne olmuş şu anda? Ona hiç bakmadım ben. 330 TL. Paket fiyatları çok pahalı. Hani o konuda hiçbir şey söyleyemiyorum. Çünkü yaklaşık neredeyse iki katına çıktı son birkaç ay içerisinde. Yani bizim açımızdan pek iyi bir durum değil açıkçası. Mesela 3060 puanlıyız hala. Bu liman bizde. Buna 36 saat boyunca biz zaten sürekli görev alıp vereceğiz. Ana hesabınızdan kesinlikle ekstra hak kullanmıyorsunuz. Bunları alıp da sakın burada kullanayım demeyin. Çünkü bunları kullandığınız zaman şu anda kullandığınız zaman size doğru düzgün puan vermeyecek. Limanı ele geçirdikten sonra karınız da artacak. Geminizi de yükseltmiş olacaksınız. Ve daha fazla gidip gelirken ödül kazanıp puan yapabilirsiniz öyle söyleyelim. Evet bu etkinlikle alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi oyunlar, iyi eğlenceler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.